Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le kripto paraları konuşacağız. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Ne oluyor kripto para piyasasında? Nedir bu dalgalanma? Hemen soracağız kendisine. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ne diyorsunuz bu Bitcoin hareketleri için? Volatil diğer marketlerle de paralel aslında. Yani biz Bitcoin'i konuşuyoruz, tamam. Bitcoin biraz düştüğünde de ya gördün mü işte balon nasıl da patladı. Velhasıl genel olarak marketlerin hepsinde bir oynaklık ve şey var. Düzeltme denebilir veya kar realizasyonu denebilir veya işte nereden baktığınla alakalı short squeeze denebilir falan. Ne oluyor? Geçtiğimiz hafta iki tane önemli veri vardı. Bir tanesi Amerika'da tüketici güveni vardı. Bir de büyüme verileri geldi. Şimdi o 4.1 büyüdü. Preliminary veri datası. Dördün çeyreğin ilk datası. Ama genel olarak orada bir büyüme ve enflasyon beklentileri artmış durumda. Bunu biz yine buralarda hep konuştuk. Nereden görüyoruz biz bunu? İşte 5 yıllık bono, enflasyon endeksi bono getirilerinden görüyoruz. Reel getiri deniyor buna. Yani nominal getiri ile enflasyonun da adjust ettiğinizdeki elde ettiğiniz getiri, reel getiri. Reel getirilerde sert yükselişler var. Ve bu beklentiler bu yükselişleri de ikiye katlıyor. Çünkü bayağıdır aslında tam tersi bir fiyatlama vardı genel olarak dünyada. Bu da endeksleri pozitif etkiliyordu. İşte dolar da sen söyledin. Dolar endeksinde düşüş vardı. Genel olarak düşüş vardı. Biz EM kurları bundan pozitif nemalanıyorduk. Gidememesi gereken majör para birimleri dahi gidiyordu falan. Altında bir dalgalanma hareketi, yani hover hareketi vardı. Velhasıl hepsinde şu an kar realizasyonu gibi bir şey var. Altın işte 1730'lardan falan kapattı. Bitcoin geldi 47 bin dolar seviyesine. Dolar endeksi 90'ların altını galiba test etmiş. Şimdi 91'lerde falan, hatta 92'ye böyle kafasını kaldırmış gibi falan dolar endeksi. Velhasıl genel böyle bir hareket var. Neden? Çünkü 10 yıllık reel getiriler abi. -1.06 iken -0.060'lara falan gelmiş durumda. Hem faizlerin genelinde, yani tahvil bono piyasasında aslında büyük bir oyun şey var. Hareketlilik var ki o da en likit piyasadır bu arada. Orada bir hareket var. O hareketin yansımaları da işte büyüyoruz. Madem büyüyoruz, acaba büyüyeceğiz ve enflasyon oluyor. Acaba işler iyi mi gidiyor deyip çat diye ilk başta neyi aldılarsa onu sattılar. Ne o da? Teknoloji hisseleri. Evet. Yani Nasdaq'ta büyük düşüş vardı. Asya'ya bakıyorum. Hani kan banyosu diyemem şu an henüz ama %3 ila %8'lik haftalık bir geri çekilme var. Yani Hong Kong'dan tut da işte Çin veya Asya Pasifik, Avustralya, Japonya, hepsine baktığımda genel olarak bu şekilde düzeltmeler. Tabii kripto paraların kendisi de, yani özelinde Bitcoin'in de betası yüksek bir ürün yani. Yani ne demek? Hani bir birim gidiyorsa o 1.3 birim gidiyor. Yani altın işte 2100'e gidiyorsa Bitcoin de 40.000'e gidiyor falan. Yani öyle bir hareket yani var. Doğru. Düşüş de öyle oluyor. Yani Bitcoin'de de işte %20'lik bir düşüş görüyoruz. Ama zaten endeks %5 düşmüş yani. Borsaların genelinde bir geri çekilme var. Tek sebep bu mu? Tek sebep bu değil. Bir sürü sebebi var. Zaten biz 2-3 haftadır bu Elon Musk'ın tweetinden önce de ya galiba momentum yitiriyor bu iş. Hani dikkatli olun. Biraz geri çekilirse şaşırmayız diyorduk. Doğru. O zamanlar 40.000'in altındaydık gerçi biz bunu söylerken. 38.000'ler falandı. Sonra Elon Musk tweet attı. Düzeltmeye de çalışıyordu o dönem. 42.000, 50.000, 55.000 seviyesine, 57.000 seviyesine gittik. Büyük rakamlar. Tabii böyle olduğunda da piyasa katılımcılarının konuşma, tweet atma sayıları artıyor adamların. Hepsinin yani. Hani iyilerin de kötülerin de. Yani eleştirenlerin de artıyor, iyilerin de artıyor. İyiler diyor ki aa gördün mü işte şöyle yükseldik, böyle düştük. Kar realizasyonu yaptık. Şunu ucuzladı. Hadi bunu alalım diyor. Ethereum 1940-2000 dolarken burada konuşuyorduk. Ya fiiller böyle network zorlanıyor. Acaba düzeltme mi falan? Nereye gelirse Gökalp düzeltirsin. 1400-1500 dolarların altına çekilirse ben bu işten korkarım abi falan hani diyordum. 1400 dolarlara kadar geri çekildi. 1600'lerde trade ediyor. 1400 dolar kafadan salladığımız bir rakam değil. 1400 dolara geldiğinde de çat Grayscale gidip 10.000 tane Ether aldı mesela. Çünkü herkes kabaca aynı şeylere bakıyor. Marketi sordun bayağı bir döküldüm sana. Çok birikmiş, çok kanadı için falan. Peki bitti mi bu düş? Nereden baktığımızla alakalı. Benim yorumum şu. Ben hala bir bunu gerçi videonun sonunda tekrar toparlarız. Ama benim beklentim bir dengelenme olması yönünde. Şu anda o seviyenin bayağı üstündeyiz. Geçen de aynısını söylemiştim. 42 bin dolar civarında bir dengelenme olabilir. Ve biz 48 bin dolarlardayız aslında demiştim. Daha 55 bin rallisini yapmamıştı. Aynı fikrimi koruyorum. Yani 38-42 bin dolar arasında Bitcoin için söylüyorum. Bir dengelenme olabilir. Çünkü böyle hareketler grafiğin sadece kendisine baktığınızda Bitcoin yatırımcısı ve işletmecisi olarak diyelim, bir işletme entity sahibi olarak diyelim, beni de korkutuyor.
Çünkü yani yüksek oynaklık bu sefer piyasa katılımcılarını, çok geç giren katılımcıların zarar görmesine yol açıyor. Bu istemediğimiz, biz 1000 kere uyarsak da, çünkü uyarabiliyoruz. Çünkü insanlar bize ulaşabiliyor bu arada. Kendi reklamımı yapayım. uyarabiliyoruz insanları. Biz 1000 kere uyarsak da yine de bir piyasa gerçeği bunlar. 42 bin, 38 bin o bölgede bir dengelenmesini beklerim. Bu düşüş devam eder mi? Bence bu bir trend değil bu arada. Şu anki geri çekilme bir trend değil. Sadece teknik bakıyorum. Hiçbir şeye bulaşmadan baktığımda da bu hareketin hemen devamında bu düzeltmenin bir kere daha 53 bin, 55 bin seviyeleri test etmesi beklenir normalde bu harekette. Yani hep söylüyorum, yani sol üst köşesini kapatın. Bunun bir portakal suyu olduğunu düşünelim. O zirvelere yakın bir yeri tekrar test etmesi beklenebilir. Üründen bağımsız söylüyorum bunu. Ethereum linkmiş, ne bileyim Bitcoin'miş. Bunun tekrar teknik olarak ne olduğunu anlatırız piyasaya. Ama kalıcı olur mu tartışılır. Yani tekrar 53 binden geriye gelebilir diyorsun. 38-42 aralığına geriye gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var mı diyorsun? Bunu mu anlamalıyız? Bunu diyorum çünkü o söylemin bir sonraki söylemi şey olacak. Yine teknik konuşacaksak, ya bir dakika burada çift tepe var, bir dakika dikkat etmek lazım falanı konuşacağız aslında. Hmm. İlk başta onu söylüyorum. 2-3 yayın sonra söyleyecektim. Sordu şimdi var. Eyvallah. Ripple'da ne oluyor abi? Ripple'da ne oluyor? Bu adamların biliyorsun davası vardı. Pazartesi olacaktı, geçtiğimiz pazartesi. Evet ya, aslında oldu yani. Ama kanıt ve bilgi belge tamamlama deyip 16 Ağustos'a ertelendi konu. Bu arada çarşıyı karıştırıyorlar galiba. Çarşıyı biraz karıştırıyorlar. Ripple bravo. Akıllı işler yapıyor. Akıllı işler yapıyordan kastım, hani ben olsam benzer hamleler yapardım. Helal olsun. Hoşuma gitti yani. Ne yapıyorlar? İşte bilgi edinme özgürlüğü kapsamında diyorlar ki, ya evet Ripple bir menkul kıymet diyorsun ya Sayın SEC. Bu bir security diyorsun ya. Ne düşünüyorsun acaba Bitcoin ve Ethereum hakkında diye sormuşlar. Ve bunu sorarken de diyor ki, Vitalik Buterin ve Joe Lubin ile SEC arasındaki yazışmaları ve kendi aranızdaki yazışmaları da bir zahmet bizimle paylaşın diyorlar. Bilgi edinme özgürlüğü çerçevesinde. Dolayısıyla buradan yürümek gibi gayeleri olduğunu anlıyorum. Ama McCaleb'in de, yani işte kurucularından, Ripple Labs'in kurucularından bir tanesi Chris Larson'la birlikte, onun da geçtiğimiz hafta 136 milyon adet Ripple sattığını, kendi wallet'ından transfer ettiğini, satmak üzere transfer ettiğini biliyoruz. Bu da kabaca 58 milyon dolara falan denk geliyor. Hatırlarsın geçen yayında şeyi söylemiştik. Bu adamlar bir ceza alır. Tepedeki adamlar da bunu satar ve bu satış baskısı oluşturabilir demiştik. Öyle bir senaryo yok ama satma mailinin olduğunu adamı görüyorum. Bir. İki, Tether ve Bitfinex'in Amerika'daki bir borsa kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Kaldıraçlı işlemlerini altın çizip günahkar kafirler kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Bitfinex'teki hikaye ve benzer birkaç tane daha borsa, ismini telaffuz etmeyeyim, hikaye oturup böyle bayağı bir bu işlerin nasıl yanlış yaptıklarını anlatmamız gereken aslında hikayeler de, neyse o topa girmeyelim şimdilik. Velhasıl bunlara 18,5 milyon dolar ceza verdiler Tether'e ve Bitfinex'e. Yani SEC dedi ki, okey abi sen Tether artık Amerika sınırları içerisinde yapamazsın. Senin sınır dışı ediyorum. Cezan da bu, bay bay dedi. Zaten tam benzerini Ripple için bekliyorduk biliyorsun. Evet. Henüz bu olmuş değil ama yani bu mücadele biraz daha devam edecek gibi görünüyor. 16 Ağustos bu arada tarih. Bu arada Ether 2.0'ı konuşuyorduk ama yeni bir hikaye var galiba değil mi? Ether'le ilgili bir fork çalışması mı var? Aslında o hikaye yeni değil yani. Planlanan bir şeydi. Yani çok konuşulmayan evet, diyelim. Konuşulmayan yani piyasanın, biz de konuşmadık aslında orada yani. Ama var. Bu schedule'a dahildi yani. Takvime dahildi. Berlin Fork'unda ne gelecek? Ethereum Improvement, içtirmedim bana kahveyi. Ethereum Improvement Protocol dedikleri AIP 7 tane falan bir geliştirme yapıyorlar. Bunların içerisinde gas price'lardaki düşüş, fiillerdeki düşüş gibi şeyler, optimizasyon demek bu. Hı hı. Şu an phase 1'deydik yanlış hatırlamıyorsam. Ethereum staking'ine geçiş aşamasında. Ethereum 2.0'dan bahsediyorum. Phase 1'deyiz. Phase 2, phase 1.5 ve 2'ye giden yoldaki döşenen taşlardan bir tanesi olarak kabul edilebilir bu. Bir. Ama yine hala bir pansuman. Ethereum network'ünün biraz daha rahatlaması beklenebilir. Ethereum için kısmi pozitif olarak okumak lazım bunu. Dolayısıyla Ethereum değil sadece. ERC20 tokenlarının birçoğu için bunu kısmi pozitif okumak lazım. Ama diğer taraftan da baktığında gas price'lar ve fiiller düşüyor ya, en büyük mining pool'lar hemen carlamışlar. Yok gelirimiz azalıyor aslında bu şey. Bir sürü şey söylemişler yani. %20'lik hash rate falan sahip olanlar söylüyor bunu. Günün sonunda ama bu hareketi Ethereum lehine kısmi pozitif okumak lazım. ERC20 başka kullananlardan birine Link biliyoruz. Link'te de aslında başka haberler de var. Onlar da kendi bazı kayıtlarını, raporlamalarını chain dışına taşıyacaklarını söylediler. Bunu da kabaca işte 10 kat falan hızlandıracağını söylüyorlar. Link transaction'larını. Bunu da pozitif olarak okuyoruz. Eyvallah. Peki sen hadi kahveni içerken ben bir iki şey ekleyeyim. Ben bu oyunu içiyorum kahvemi. Yani evet, beni konuşturuyorsun orada lak lak. Musk açıklama yaptı. Bu sefer pozitif değil negatif olarak algılandı. Mesela bence en dikkat çekenlerden birisi fiyatların artık çok yüksek olduğu ile ilgili açıklamasıydı. Yellen'in açıklamaları, diyor ki spekülatif, verimsiz. Bu verimsizlik hikayesi de Bitcoin'in elektrik harcamasından kaynaklanıyor anladığım kadarıyla. Aynen.
ve regüle edilmesi de zor diyor. Bir de Bill Gates'in açıklamaları. Geçen hafta bir olumlu gibiydi açıklamaları. Bu hafta daha çok çevreci açıklamalar yaptı. O da bu elektrik harcamasına göndermeler yaptı ve ben kripto paralarda ya da Bitcoin'de yatırım yapmam dedi. Başka evet. tür yatırımlarım var. Başka tür yatırımlarım var dedi. Tarla alıyor biliyorsun. Bilmiyorum. Amerika'nın en büyük tarla yatırımcısı, arsa yatırımcısı şu anda Bill Gates. Doğrudur. Onun için yani. Allah arttırsın. Şöyle blockchain tarafında bu arada dijital paralar tarafında daha önce yaptığı pozitif açıklamalar var. Geçen hafta burada konuştuk. Hı hı. Ama Bitcoin'in üzerinde bir şey söylemiyor. Elon Musk'la da hafif böyle bir şey içerisindeler sanki. Uzaktan baktığımızda böyle bir atışma demeyelim ona da. Atışma demeyelim de. Musk kadar paran yoksa girme bu işe. Tam öyle dedi ya. Tam öyle dedi. Elon Musk kadar paran yoksa girme dedi. Yani Elon Musk'ın serveti Bill Gates'i de rahatsız etmiş. Fakirleşti ama. Evet. Ama çok para harcadılar şeyde. Güney Afrika'da. Çok para harcadılar. Şöyle toparlayalım bunu. Elon Musk'ın bu arada geçen hafta SEC tarafından Dogecoin söylemleri ve tweetlerinden dolayı SEC'nin bir soruşturma geçireceği söyleniyor SEC tarafından. Elon Musk da dalga geçerek cevap verdi. İnşallah yaparlar tadında bir şey cevap verdi yani o tweetin altına. Biri sormuş. Bu cevabı veriyor. O seviyedeki insanın yani 60-70 milyon takipçisi olan yani kabaca 170-180 milyar dolarlık bir servetin üstüne oturan halka açık çok büyük şirketleri olan artık dünyanın teknoloji için gözünün içine baktığı adamın daha mantıklı ayağı yere basan açıklamalar yapmasını ben dikkatli. De kişisel olarak bekliyorum. Dikkatli, itidalli açıklamalar yapmasını bekliyorum. Bizim burada 150 bin 200 bin tane izleyicimiz oluyor video başı. Onda rağmen bile böyle hani kılı kırk yarıyoruz yani kelimeleri konuşurken. Elon Musk'ın bu şekilde bir olayı var. Ama geçmişinde şunu hatırlayalım. Tesla için de aynısını yaptı biliyorsun. Burada yine söylemiştim. 420 dolarlık bir fiyattan ben Tesla alırım dedi. Halka açık bir şirkete böyle şeyler bilmiyor mu anlamıyorum yani. Hani gerçekten bilmiyor olamaz yani bunu. Aptala yatıyor olabilir bence. çok ciddiyim. Ama bu hareketlerin, hemen sonrasında bir röportaj var. Çok dikkat çekici. Orada tam şunu söylüyor. Ben SEC'e saygı duymuyorum diyor. SEC'ye saygı duymuyorum diye. Bunu da çok güzel söylüyor. Amerika'yı bu anlamda free speech diyorlar ya. Her şeyi söyleyebiliyor insanlar. Güzel bir şey yani. Biz de söylüyoruz. Tabii. Bize söylüyoruz. Tabii. Şimdi dönelim şeye ne denir hikayeyi. Neler vardı geçtiğimiz hafta? Gates'le ilgili, Yellen'le ilgili bir şey söyleyecek misin? Yellen kripto varlıklar, kripto paralar regüle edilemez diyor. Janet Yellen Fed Governor'lığını, başkanlığını yapmış. Onun öncesinde bir akademisyen ve şu anda Amerikan Hazine Bakanı bir hanımefendi ve bir bürokrat. Söyledikleri çok değerli ama ben hala tepede bu işin doğru anlaşıldığından gerçekten emin değilim. Gerçekten emin değilim yani. Kripto paralarda regülasyon yapılabilir. Kaldı ki daha dün evrakla geldim Sayın Selçuk. Gösterir misiniz? Yok. Division of Examinations denen bir bölümü. SEC'in. Risk Alert diye bir paper yayınladılar. Burada bu işin nasıl regüle edilebileceğine dair madde başları var. Burada bu işin portfolyo management'ının nasıl yapılması gerektiği, custody'si yani saklamasının nasıl yapılması gerektiği, saklama yapılıyorken dijital varlıkları nasıl tutacaksın, otorize olmamış, onaylanmamış şeyler, transaction'lar nasıl olacak, private key'leri kimler nasıl tutuyor, iş devamlılığı planları var mı, private key'lerin kaybolması durumunda nasıl bir yol izleniyor? Yani aslında disaster recovery planının içerisinde aslında bunların bir kısmı. Yani felaket kurtarma planları diyelim. Nasıl bir yazılım kullanıyorsun? Bu dijital varlıkları nerede saklıyorsun? Güvenlik prosedürleri nedir falan gibi. Kendimizi övmek için söylemiyorum ama bunların bu benzer başlıkları zaten normalde aslında bir menkul değerler şirketlerine soruyor regülatör. Yani diyor ki şunu nasıl yaparsın? İşte sunucuların kapandığında fiyatı nereden nasıl alırsın? Ne zaman up olursun? Yani 15 saniyede sunucuların yerine geliyor mu falan? Böyle şeyler sorar aslında regülatörler. Biz de bunları bildiğimiz için, geçmişte çünkü benzer şeyler hep verdik, denetlemeler hep geçirdik. Bunları bildiğiniz için iCrypex'i inşa ederken bu başlıklarla inşa ettik. Bunları gördüğümde bilerek çizdim ki evet güzel şeylere değinmiş. Aslında regülasyonun gibi. Yol haritası gibi resmen. Yani kabaca böyle şeyler söylüyor. Nasıl olduğunu anlatıyor aslında. Ama Yellen yok diyor. Yellen yapılamaz diyor burada. Yani regülasyon yapılamaz diyor. Zor olduğunun ben de farkındayım. Zaten kolay olsa bugüne kadar yapılırdı. Yellen bunu söylüyor evet. Yani burada regülasyon yapılamaz diyor. Ama aslında o bence şu an yapılması zor demek olarak ben onu okuyorum. Aslında yapılabilir. Çünkü Bitcoin diğerlerinden daha kolay trace edilebilen, izlenebilen bir varlık. Yani günün sonunda siz gene 3-4 yayın önce burada söyledik. Yani cash in ya da cash out yaparken aslında o cüzdanın kime ait olduğunu biliyorsunuz. Eğer bunu bir borsa üzerinden yapıyorsa. Aynı örneği yine burada belki 10 yayın önce
verdim. Çünkü bunları hatırlatıyorum. Çünkü bunların hepsini biz yaşadık. Piyasanın da içindeyiz. Bitcoin'i cash in cash out adamlar yapıyor. OTC piyasalarda yapıyor. Ve nakit karşılığı yapıyorlar. Evet doğru söylüyorsun abi. Nakit karşılığı bunu yapıyorlar. Ama ne olur git bir kapalı çarşıya bir bak bakalım insanlar neler yapıyor yani. Doğru regüle edilmesi biraz zor. Ama imkansız olmayan bir piyasa. Burada Grayscale'ı şimdi biraz konuşuruz. Ona birkaç tane atıfta bulunacağım. Hatırlarsın XRP davası olduğu zaman full gizlilik öneren coinler Monero gibi Amerika'daki birçok borsa tarafından delist edilmişti. Evet mesela Monero bir soru işareti olabilir. XRP Ripple özelinde okey Amerika için sadece soru işareti olabilir. Ama sen bir müşteriyi nasıl içeriye aldığını, onboard ettiğini açıklayabiliyorsan ilgili regülatörü o müşterinin altında hangi varlıkların olduğunu söylüyorsan bu müşterinin yaptığı işlemlerden devlete nasıl vergi ödediğini, senin ne kazandığını bir aracı olarak devlete nasıl vergi verdiğini temellendirebiliyorsan günün sonunda da bu para transferini veya para transferine konu varlığı açıklayabiliyorsa regülatöre karşı açıklayabiliyorsa ve günün sonunda da kişi. Regülasyon evet zor. Doğru söylüyor Yalın. Ama imkansız değil. Yapılabilir. Çünkü bunun üstüne zaten taslak şeylerde yapan da var bu arada. Niye geldiği günden beri Yalın bu kadar fazla kripto paraları takmış durumda? Bunu soracağım. Bir de Powell'ın açıklamasını soracağım. Bak onu da es geçmeyelim. Aha. Dijital dolar üzerinde çalışıyoruz ve öncelik sıralamasında ön sıralarda dedi. Dijital dolar için kripto parayı işaret etti aslında değil mi o da? Evet yani o dijital dolar biliyorsun şey zamanında gelmişti yani. Bakma Amerika bankacılık sistemi, dijital bankacılık sistemi diyelim. Şimdi hemen eleştiriler gelmesin. Amerikan dijital bankacılık sistemi aslında yerlerde gerçekten. Bizim bayağı gerimizde, Türkiye'nin bayağı gerisinde. Birçok insan hala çek kullanıyor. Aidatını, ne bileyim elektriğini, suyunu falan öderken. USPS'e falan yapıyorlar. Postal servis de yapıyorlar yani. Amerika'daki bizim PTT ile çekle ödüyor adam. Çok enteresan. O hala var yani ve çok yaygın. Ve hatta şöyle bir veri var. Amerika'daki siyahi vatandaşların %25'inin hala unbanked olduğu söyleniyor. Yani unbanked ne demek? Bankayla hiçbir alakası yok bu adamın. Şimdi eğer dijitalleşiyorsa bu iş, yani para ve şeyin transaction'lar, alım satım ve transferler diyelim, dijitalleşiyorsa aslında Fed de diyor ki hem şu pandemi tecrübesinden dolayı evet dijital dolar üzerinde çalışıyoruz diyor. Onların sadece şöyle bir ilk olmak gibi bir hedefimiz yok gibi bir kaygıları var. Bunu söylüyorlar yani. Bize ilk olmak zorunda değiliz diyor. Evet tam doğru zorunda değilsin. Doğru. Çünkü rezerv para birimine sahipsin. Dünyadaki bütün dolar tabanlı transferlerin hepsini monitör ediyorsun. Evet bankaların hepsi sana bildirmek durumunda bir şekilde. Ama günün sonunda bunun üstüne çalışıyorlar mı? Evet çalışıyorlar. Yani sadece çalışan da Fed'de değil. Powell'ın bunu söylemesi ama pozitif. Peki Yellen'a dönelim. Niye ısrarla kripto paralara bu kadar yükleniyor sorusuna bir cevap. Şunu söyleyebilirim orada sadece. Yalın'a bu sorulduğu için bunu söylüyor. Yani Yalın Hazine Bakanı, Amerikan Hazine Bakanı. Yani siz ona daima kripto para hakkında ne düşünüyorsunuz derseniz o da bunları söyler. O da gündeme geliyor. Yani günün sonunda şöyle bir şey çıkmıyor. Evet, bugün basın açıklaması. Toplanalım. Bugün kripto paralı konuşacağız değil konu yani. Ama geçen hafta ve ondan önceki hafta da konuşmuştuk bunu. Bu senenin en çok konuşulan konularından birisi kripto paralar olacak demiştik. Nitekim o tarafa doğru gittiğini görüyoruz. Herkes kripto para konuşuyor gördüm. Evet. Kendileri. Yani çünkü neden? Fiyatı çok oynak ve şu an garip bir yerlerde. Yani insanlar hep bundan bir 8 ay öncesini hatırlayıp ya bu 6-7 bin dolardı keşke alsaydık yorumu yapıyorlar. Şu an genel olarak kripto varlıkların performanslarına bakıyorum. İşte biz de bakıyoruz. %150 yapmış bir kripto varlığa ya bu gitmemiş falan diyoruz hani. Çünkü son yılda öyle hareketler oldu ki. Hani %800, %1000, %300 öyle mi? Korkunç hareketler oldu. Yani biz her nasıl şu anda tam şu an yaptığım gibi ürün ismi söylemeyeyim ve beklenti oluşmasın insanlarda derken nasıl itidalliysek kripto paralar hiçbir işe yaramaz. Bunlar çöp. Tam cümleyi söyleyeceğim. Ne olur insanlar takılmasınlar buna. Dolandırıcılık cumhuriyeti dedi birileri televizyonda. Hmm. Bizim yani bayağı ana akım medyada bunu söylediler. Ve hala şunu söylüyorlar. Kripto paralara yatırım yapmayın. Paranız sıfır olabilir diyorlar. Şimdi ben şunu düşünüyorum abi. Bunu söylerken bunu altında bir şeyler söylüyor olman lazım. Kripto paralara yatırım yapmayın çünkü paranız sıfır olabilir. Virgül 1, 2, 3, 4, 5 bu maddeler var. Bunu söylüyor olman lazım senin. Altını dolduruyor olman lazım. Onun dışında beyhude bir seda olur senin evrene gönderdiğin. Hiçbir kıymeti olmaz yani. Yani şuraya bağlayacağım aslında. Örnek veriyorum 2008 yılında çıkmış. 2009'da ilk transaction'ı yapılmış. Tamam 2021 yılındayız. Gelmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Tüm dünya konuşuyor ve ana odak noktası da aslında IT tabanlı veya işte kriptografik tabanlı uzmanların ve bayağı uzmanların işin içerisinde olup ellerini kirlettik. Buldukları açık kaynak kodlarıyla da geliştirdikleri bir dünyadan bahsediyorum. Kripto ekosisteminden. Neredeyse yüz binlerce işçi var bu sektörde doğru mu? Doğru. Bunların hepsi iyi niyetli olmayabilir. Çok kötü niyetliler de var. Hatta bayağı bir kısmında kötü niyetli de olabilir. Ama bu kötü niyetlilerin dahi kıramadığı bir teknolojik altyapı için bu
sıfır olacak söylemi yüz binlerce insanın geliştirme, teknolojik geliştirme yaptığı, şu anda milyon civarında insanın da yatırım yaptığı ya da bir iş, ticaret, bir şey inşa ettiği veya bir know-how inşa ettiği bir oluşuma sıfır demek benim gözümde fanatizm ve cahilliktir abi. Dönüp bitirmeden şu Grayscale hakkında biraz konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsun ne dedik? 1400 dolara içinde 10 bin tane Ethereum aldı dedik. Şu an toplam varlıkları bu adamların 665 bin Bitcoin civarında, 3.1 milyondan fazla da Ethereum var ellerinde. Eşittir. Eşittir. Mesela Bitcoin Trust fonlarında 32.5 milyar dolar var. Ethereum Trust fonlarında da 5 milyar dolarlık bir şey var. Bir fon var. Söylemesi bile zor be abi. Evet, şimdi bu adamlar şeye karar vermiş. Bu güzel, bir sürü ürün daha arttıracağız demişler. Ekleyeceğiz. Yani ne var işte? Aave var, BAT var, ADA var, LINK var, Compound var falan filan. Hatta Monero falan. Bunu nasıl ekleyecekler bilmiyorum yani. Bu arada Amerikan vatandaşına satıyor. Hmm. Şimdi bunu iki şekilde yapabilir. Bir tanesi bu büyüklerden mesela ne bileyim LINK için, ADA için falan, BAT için ayrı bir trust fon yaratabilir. Bu bir artı kenara. Bir de bunların biliyorsun şeyleri var. Yani Digital Large Cap Fund diye bir tane Digital Large Cap Fund'ları var. Aynı şeyi söyledim. Market değeri büyük olan ürünlerden topladıkları bir fonları daha var. İşte Bitcoin falan. Böyle bir şey düşünebilirsin. Bir tane de Small Cap Fund kurar içerisine. Bu ufak diğer Decentralized falan var. İşte Decentraland var. Numeraria var. Reserve Rights var falan. Bunları falan. SushiSwap gerçi biraz büyük. Bunları falan içine koyduğu bir Small Cap Fund kurarlar. Hmm. Olabilir. Ama toplamda ez cümle söylediği şu Grayscale'ın. Evet, ben kendi varlıklarımı arttırıyorum. Arttırmak yönünde de çalışıyorum şu an diyor. Bunu ben altcoin'lerin kendi için, hadi gidin altcoin değil bu, alın demek değil mi? Altcoin'lerin kendi için kısmı pozitif okurum. Bir süre sonra Grayscale'ın izlediği yoldan MicroStrategy de gelebilir. Diğerleri de gelir. Kanada'daki de gelebilir. Yeni fonlar kuruluyor biliyorsun. Dolayısıyla onların eklenmesi talebi arttırır bu tarafa falan. JP Morgan abi. JP Morgan ne demiş? JP Morgan varlıklarınızın %1'ini kripto varlıklarda, portföyünüzün %1'ini kripto varlıklarda tutabilir demiş. Biz bir alokasyon yapıyorduk burada daha önceleri hatırlarsın. O diyor ki ben de yapıyorum. %1'inde kripto varlık tutabilirsin diyor. Benzer açıklamaları hep duyuyoruz. Bir JP Morgan bu konuda biraz volatil bir şey banka. Bir çok kötü diyor. Bir iyi diyor. Kalkıp 146 bine hedef koyuyor. Sonra aman dikkatli olun diyor. Kaçın sonra, diyor. Kaçın diyor falan. Yani. Volatil ama genel olarak açıklamayı pozitif okumak lazım. %1 yani. De fena bir rakam değil aslında. Yani %1 de fena bir tane. Ama... Fena bir rakam değil tabii. Onun ardından corporate'ların %10 civarında kripto varlık tutmaları Bitcoin için 200 bin dolar ve üstündeki bir fiyatı imply eder söylemleri oluyor böyle şeylerin hemen ardından. Dolayısıyla biz orada değiliz. İşte ben 38-42 bin bandını söyledim. Peki. Hadi linkle başlayalım. Link 25 dolarlardı şimdi. Hmm. Evet. Nereye gitti? Nereden geldi? Önce onu bir sorayım. Bir tane yorum yapalım. 36 dolarların üstünü gördü abi. Hmm. Link nereden buralara geldi biliyorsun. 8-9 dolarlardan falan geldi. Daha yılbaşını düşünürsek. Aynen evet. Yılbaşında 2021'in başında 12 dolarlardaydı. Sonra ilk çeyrek hareketi biraz şey, şu an 25 dolarlarda trade ediyor ama geri çekilmede de 14 dolarlara kadar da geri çekildi. Hı hı. 14 dolarlara geri çekildi. İki tane seviye vereceğim dikkat etmeleri için. Bir tanesi aşağıda 22 seviyesi. Hı hı. Negatif tarafta. 30 seviyesi. Bu seviyelerin alt ve üstüne dikkat etsinler yatırımcı. Okey. Bu bir. Bitcoin diyeceksin. Bitcoin diyeceğim. Evet. Tam olarak 58.200 tamam. dolar seviyesi. Hı hı. Bitcoin'de var tepede. Şu anda bulunduğu yerde 46.800'ler falan. Hı hı. Yine iki tane seviye vereceğim. Aşağıda 41.500. Tepede de 52.000. 2000. Ethereum. 2040 gördü Ethereum. Hı hı. Grafik çok birbirine benziyor. Ethereum'da da 1400 seviyesi şeydi, önemliydi. Şimdi buranın korunduğunu görüyoruz. Bunun altındaysa dikkat etmeleri gereken yer 1200'ler. Hı hı. Yine tepede bakmaları gerek, bakacakları yerler 1700-1680 seviyeleri falan. Peki Ripple? 0.40'larda, 43'lerde falan. Hı hı. Dava hikayesi biraz önemli. Ripple için sanki 0.30'lara olan bir geri çekilme beni şaşırtmaz. 35 ardından da 30'lara kadar olan bir geri çekilme şaşırtmaz. Şöyle yorumlamak lazım. Ben burada iki tane şey görüyorum. Bir tanesi tarih vereceğim. 1 Eylül ile şu an çalışmadan bunu söylüyorum. 18-19 Kasım arasındaki harekette neredeyse hiç hareket etmemiş bu bantta. Bu seviyede hiç hareket etmemiş Ripple. Bu bana bu işin oynaklığının diplerde olduğunu söylüyor. Kısa dönemli, dar pencereli, 6-7 günlük bir veya 10 günlük oynaklık penceresindeki rolling oynaklığı XRP'nin oldukça düşük bu dönemde. Sonra şeyde Kasım'ın sonlarına doğru Ripple buradan bir fırladı. Flare Network'le birlikte 0.70'lere falan geldi. Hı hı. Oynaklık da arttı. Şimdi buna sadece böyle baktığında oynaklık rejimi değişimi denir. Ripple'da da Şubat'tan itibaren, Ocak başından itibaren harekette yine bir oynaklık patlama ve artış görüyorum. Bunun da rahatlaması, dinlenmesi, tekrar oynaklığın azalması için bunun aynısını insanlar nerede bakıyor? VIX'te bakıyor. VIX. Volatility Index'te bakıyorlar. Onu da nereden bakıyorlar? S&P 500'deki opsiyonların oynaklığından alıp derive edip oradan türetip
seçip oluşturdukları bir endeks var. VIX. VIX'ten bir endeks daha türetiyorlar. O da bazen oynak geliyor. VIX türetiyorlar bir de. Liseliler bilmez bu dediğimi. Ama şey günün sonunda türevin türevi aslında. Burada da var benzer bir şey. Baktığımda hani tek göz, tek pencere baktığımda 0.30-0.35'ler civarında aslında bunun yataya bağlamasını, dinlenmesini, dengelenmesini diyelim. Anlamlı olabilir. Çok teşekkür ediyorum abi. Ne demek efendim? Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? İyi hafta sonları diliyorum herkese. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanalı beğenmeyi unutmayın. Katıl butonu var, konu basabilirsiniz. Lütfen. O önemli. Ekmek parası. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Ben teşekkür ederim geldiğin için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Haftaya yine buradayız. Hoşça kalın, mutlu kalın.